Sırada gerek şahıslara gerek firmalara veri güvenliği ve bilişim danışmanlığı yapan bir firmamız var. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Hasan Ateş anlatıyor. Bizler izliyoruz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artmakla beraber elektronik haberleşme alanında kişisel verilerin özel hukuk hükümlerine göre korunması zorunlu hale gelmiştir. Biz 2005 yılından bu yana bu sektörün içerisindeyiz. Bu içerik kaldırma, işte optimizasyon işleri, olumsuz haber silme gibi sektörlere adım attık. Bizim portföyümüz iş dünyasından, sanat dünyasından, siyaset dünyasına kadar uzanır. Oldukça geniş bir yelpazeye sahibiz. Tabii işimizin gizliliği gereği de referanslarımız tamamen bizim gizlidir. İsimler her şekilde kesinlikle gizlilik ilkesinde ilerler. Çünkü hani yaptığımız iş çok hassas bir noktadadır. Örnek veriyorum, ünlü bir iş adamı bir görüntüsünü internete sızdırır, bizi bulur, biz de bunu tamamen üst düzey bir gizlilik içerisinde kaldırırız. İnternet ortamından tamamen temizleriz. Artık son 5 yıldır aktif olaraktan akıllı telefonlar hayatımızda. Bundan öncesinde böyle bir tehlike çok söz konusu değildi. Hani bilgisayarlar kullanıyorduk, dizüstü bilgisayarlar. Onların web kamerasından bazen hani alınan görüntüler oluyordu. Bunlar sıkıntı yaratabiliyordu ama bu kadar değildi. Şu an artık baktığımızda artık yani küçük çocukların elinde bile bir akıllı telefon, bir HD görüntü alabilen bir kamera. Kimin nerede hangi görüntüyü çekeceğini artık bilmiyorsunuz. Gizli kameralar da oldukça hızlı bir şekilde dünyamıza girdi. Yani gizli kameraları işte artık bir kola kutusuna, bir anahtarla, bir askıya her yere monte edip insanların farkında olmadan izinsiz şekilde görüntüleri alınabiliyor. Veyahut da her şeyden önemlisi kendiniz görüntü çekebiliyorsunuz telefonunuzdan. Diyorsunuz ki benim kendi telefonum özel bir görüntü. Hani bunu çekerim, silerim. Ama burada işte en büyük hatayı kullanıcı burada yapıyor. Silerim dediği anda aslında onun silinmediğini bilmiyor. Telefondan görüntüyü sildiğini zannediyor. Telefon tabii kullanmaya devam ediyor ve bu telefonu ileride yenisini alacağı zaman değiştiriyor. Ya satıyor, ya kuzenine, ya bir arkadaşına hediye ediyor. Veyahut da her şeyi geçelim, o telefonu arıza yaptığında bir servise gidiyor. Serviste şimdi bu telefonu kimin açtığını bilmiyoruz. Pornografi sektöründe o kadar çok ciddi bir gelir dönüyor ki, o kadar yüksek hasılatlar var ki. Bu sektöre katkı sağlayan simsarlar vardır. Siz telefonunuzu bırakırsınız. Bakar ki işte güzel bir hanımefendi, ünlü bir iş adamı, bu tanınmış bir oyuncu. Bunun kesin bazı görüntüleri işime yarar. Silinmiş dosyaları geri çağırır. Geri çağırdığı zaman o zaman işte tehlike başladı demektir. Öncelikle tabii ki bizi buluyorlar. Hani bu sektörde biz şu an tekiz. Uzun yıllardır bunu profesyonel olaraktan yapan tek firmayız. İşte ulaştıkları anda öncelikle görüntünün kodlarını alıyoruz. Bu video ise video kodlarını elimize geçiriyoruz. Veyahut da bu görselse görsellerini kendisinden talep ediyoruz. Veyahut da yayınlandığı yeri buluyoruz öncelikle. Bulduktan sonra eğer hani aynı kanunlarının geçtiği bir sunucu hizmeti veren bir yerdeyse, sağlayıcının bulunduğu bölgedeyse biz gerekli resmi yazışmalara geçiyoruz. Yaptıktan sonra tabii ki silinme sürecini başlatıyoruz. Ama daha büyük tehlike de şudur. AYM kanunlarının çok işlemediği ülkeler vardır. İnternet kanunlarının tam oturmadığı yerler vardır. Yani bizim ülkemizde de çok daha oturmuş değil. Buralarda büyük sıkıntıdır. Çünkü bunlar yani derler ki ben AYM kanunlarını tanımıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği kanunu tanımıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyorum. Türkiye Cumhuriyeti de beni tanımıyor. Hani benim internet kanunum yok. Böyle bir madde bende yok. O zaman tekniki yöne geçiyoruz biz de. Hani diyoruz ki bak işte bunu tanımak zorundasın. Bizim vatandaşımızı mağdur ediyorsun, müstesna özel görüntülerini yayınlıyorsun, bu suçtur. Tanımadığı takdirde biz de bu sefer serverla, hizmet sağlayıcısının serverla değişik tekniki yöntemlerle uyarılar gönderiyoruz. Şimdi hayatımıza tabii akıllı telefonlarla birlikte çok fazla uygulamalar girdi. İşte isim vermek olursa WhatsApp, Twitter, Facebook, çeşitli uygulamalar yani şu an aktif olaraktan 75 tane sosyal ağ var. Bunların çeşitli messenger yazılımları var, sohbet yazılımları var. Şimdi şöyle düşünüyor kullanıcılar. Ya diyor ben diyor mesajı aldım, ben mesajım var, bir resmimi çektim, arkadaşıma gönderiyorum. Zannediyor ki hani telefonun öbür ucunda arkadaşı var, ikisi arasında bir bağlantı kurulmuş, bir mesajlaşma var. Aslında durum böyle değildir. Gönderdiğiniz bir mesaj öncelikle IPS'lere gider. Türk Telekom'un IPS'lerine gider, TT.net'in.
orada işlenir. Amerika'ya gider, bulunduğu çizme sunucusu neredeyse orada işlenir. Tekrardan işlem bu süreci geri takip ederekten gelir. Ve sizin gönderdiğiniz resim aslında 3-4 tane sunucuda işlenmiş hale gelir. Peki 3-4 tane sunucuda işlendiğinde hani bunu görme şansı yok mu? Tabii ki var. Teknikerlerin oradaki çalışan teknikerler bu görsellere çok rahatlıkla ulaşabilir. Aslında bu işin çok tehlikeli boyutu değildir. Hani bunların bazı güvenceleri alınmıştır. Ama asıl tehlike şudur. Hackerlar vardır. Hackerların yazdığı bazı virüsler vardır. Siz hiç farkında olmazsınız. Size bir resim gönderirler. Resimin altında yazdıkları bir kodla sizin telefonunuzu veya cihazınızı, kullandığınız cihazı kontrol etmeye başlarlar. Hatta sizden daha iyi kontrol ederler. Resimlerinize ulaşırlar. İşte gizlediğiniz klasörleri bulurlar, videolarınızı bulurlar, her şeyinizi incelerler, gönderdiğiniz mesajları alırlar. Hatta bir adım ileriye giderler, telefonunuzu dahi dinlerler. Bulunduğunuz yerde siz yokken kameranızı çalıştırabilirler, mikrofonunuzu çalıştırabilirler. Bu yapılacak çok büyük bir profesyonellik de gerektirmez. Şu an bazı illegal internet marketleri vardır. 5 ila 10 dolar arasında satılan uygulamalar vardır. Bunlarla çok rahatlıkla yapılan işlemlerdir. Kullanıcılar bu tehlikelere karşı çok açık durumda. Hukuki süreç başlatılır ondan sonra, onayından sonra. Avukata yönlendirmeler yapılır. Hani bizim de yeni kanunlar internet girdiğimiz için hani bizim avukatlarımız hani bu konuda çok deneyimli değildir. Hani tamam kanunları bilirler, nasıl uyguladığını bilirler ama bilişim yönünde dijital delilleri nasıl toplayacakları konusunda bilgileri yoktur. Koordineli çalıştığımızda çok daha başarılı, %100 olumlu sonuç veren bir işlem çıkar ortaya. İkinci yaptığımız işte biz arama motoru uzmanıyız aynı zamanda. Ben algoritma uzmanıyımdır. Arama motorları ve algoritmalar uzmanıyımdır. Bir insanın arama motorlarına yansımasını engellerim görüntüsünü. Zaten arama motorlarına yansıması engellendikten sonra %90 erişimini kaybeder görüntü. Biz bu yönde gelirler işte olumsuz haber silme işlemi de yaptığımız için. Bunu kaldırması için işte gider hukuki sürece başvurur, başka işlemleri yönetir ama süreç ilerlemez. Bize gelir, biz o haberi oradan algoritmayı bildiğimiz için anında kaldırırız. Şu an yaptığımız diğer sektörde de bizim engelli kardeşlerimizle birlikte sosyal medya yönetimidir. Çok kurumsal firmalara sosyal medya yönetimi hizmeti veriyoruz. Bunun yanında grafik çalışmaları, lansmanlar, reklamlar, işte slogan hazırlama, böyle bir beyin takımımız var bizim. Bu olaylarda tabii çok üzücü şeylerle karşılaştık. Bir tane en son bir vakayı anlatayım size. Bir genç bir kız internette işte bir kişiyle görüşüyor. Web kamerası açıyor, biraz uygunsuz görüntüler veriyor ama tabii bunun özel kalacağını zannediyor. Tabii bu görüşte insan da bu görüntüleri kaydediyor ve internette dağıtıyor. Dağıttıktan sonra tabii kız artık o korkuyla, o panikle ailesi de muhafazakar olduğu için intihar ediyor. Hani biz tabii olayı sonradan öğrendik, müdahale ettik, görüntüleri temizledik ama tabii geç kaldık. Eğer böyle bir durumda direkt bilişim suçlarına gidip şikayette bulunsaydı, en kötü ihtimal hani bizi aramış olsaydı, biz de onu yönlendirdik, böyle bir sonuçla karşılaşmazdı. Her şey olabilir, her şey olabilir hayatta. Yani böyle bir şey olduğunda yani şudur, hani doktorla aynı statüdeyiz. Bir hastalığınız var, doktora söylemeye çekiniyorsunuz ama o hastalık sizi yavaş yavaş öldürmeye başlıyor. Yani direktman hiç çekinmeden bizi arayabilirler. Biz gerekli danışmanlık hizmetini veririz. İstedikleri şekilde de bilgileri tamamen kesinlikle gizli tutulur. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hasan Ateş sözlerini noktalarken hedeflerine değiniyor. Bundan sonraki süreçte biz şimdi içerik kaldırma, bunun yanı sıra fikri ve sinai haklar koruma da yapıyoruz. Örnek veriyorum, film, müzik, sinema koruma gibi sistemlerde de varız. Burada benim çalışma sistemim zaten biz normalde bir 30 kişilik ekibiz ama ofiste 4 kişi çalışıyoruz. Geri kalan 26 kişimiz bizim engellidir. Onlar evlerinden çalışır. İnternet başında gayet iyi çalışırlar. Benim bu ağı biraz daha genişletme hedefim vardır. Yani bütün engellileri yapabilecekleri bilişim alanında bir iş yönünde yetiştirmek, bunu da genişletmek. Genişletince ne yapabiliriz? İşte yapım firmalarıyla görüşüp hani filmleri, müzikleri, sinemaları internette korsan yayılmalarını engelleyebiliriz.